Günler hocam. Oo Niyazi hoş geldin. Hayrola bir durum mu var? Evleniyorum da hocam, size davetiye getirdim. Evleniyor musun? Tebrik ederim. Kim bu şanslı gelin? He? Ne işle iştigal ediyor bakalım? O da benim gibi doktor hocam. Doktor mu? Doktorsa ben bu nikaha gelmem. Çünkü bir cinayete tanık olmak istemiyorum, kusura bakma. Ne diyorsunuz hocam, ne cinayeti? Oğlum bu ülkede her şeyi yapabilirsin ama meslektaşınla asla evlenmeyeceksin. Bir overlockçuyla evlen, bir son ütücüyle evlen ama bir doktorla asla. Nasıl yani? Bak efendim, biliyorsun benim karım da doktor. Şimdi ameliyata gireceğim. İstersen üstünü değiş, gel. Kendi gözlerinde durumu gör. Peki hocam. Ben şurada oturup izliyorum hocam. Hocam orada otur. Bana bak, düzgün tak eldivenlerini. Sonra üstünü başını kirletiyorsun. Yıka. İşin ne? Yok ya, hizmetçim vardı sanki. Sen kirleteceksin, ben yıkayacağım. Bak, ben sana söyleyeyim, senden kavga etmeye hiç niyetim yok, haberin olsun. Neşter. Doğru kes. Doğru kesiyorum, görmüyor musun? Dün gece eve kaçta geldin? Bu kadar saat ne yaptın anlamadım doğrusu. Hesap mı vereceğim? İşim vardı, bisturi. Şuranın kanını al kızım. Madem bu kadar çok işim vardı, niye evlendin be adam? Tampon. Asıl tampon senin ağzına lazım. Ağzından çıkan lafı kulağın duymuyor. Evlendiğin için o kadar pişmansan, evlenmeseydin, seni tutan yoktu. Ne konuşuyorsun be kendi kendine? Bana bir pens lazım, kanama artıyor. Taktık işte lan, görmüyor musun? Hem ben evlenmek için can atmıyordum. Nikahtan önce peşimde dolanan kimdi? Ay tuzluyum da kokma. Ne dolaşacağım senin peşinde be? Evlenmeden önce sen sokaklarda yatıyordun benim için. Bana bak, milletin içinde eski günleri açma. Ben bir açarsam insanın içine çıkacak yüzün kalmaz. Versene lan şu tamponu salak! Ay sizin konuşmanıza daldım doktor bey, kusura bakmayın. Ben de kabahat, zaten annemi dinlemedim. Al işte sonuca bak. Ulan duyan da bir bok yapıyor sanacak. Şu hastanın ciğerini tutsana hemşire. Bir ciğer bile pişirip koymadın önüme. Kır yumurtayı daya. Öyle evliliği babam da yapar. O zaman babanla evlenseydin. Biliyorsun ben ciğer hiç sevmem. Çek kızım şu ciğeri önümden. Bak dalak. Hastalandığın zaman sana dalak yapan baban mıydı? Sen o dalağı al da münasip bir yerine koy. Dalaktan nefret ederim. Gözüm görmesin lan şu dalağı. Sana ciğer pişirmedim diye hastanın ne kabahati var? Niye atıyorsun adamın dalağını? Al ulan ciğer. Bana ha? Taş yok mu taş? Hastanın safra taşları var efendim. Çabuk çıkar, kıracağım şunu kafasını. Yok ya, yumurta mı kırıyorsun lan salak? Gördün değil mi? Nerede lan şunun bağırsa? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Serseri! Ameliyatı bitireyim. Ondan sonra görüşürüz sen. İnşallah ikinci ameliyat beyin ameliyatıdır da şöyle yüzüne yapıştırırım o beyinleri. Gel Niyazi gel. Ben pek kalamayacağım hocam. Hemen gidip telefon açmam gerekiyor. Kime? Müstakbel karıma. Kendisine başka bir koca bulsun. Ben de bir overlockçu bulup evleneceğim. İyi günler hocam. Bir overlockçu da bana bul. Ay vicdansız kızlar, yaktı da bizi kızlar. Hiç sözüne inanılmaz, sahtekar bu.